Derdin olması lazım. Derdin dert gerekir. Derdi olmayan sinema yapamaz. Olacak ne olacak, çok güzel olacak. Senin kaç yaşın oldu, olmamış diyor lan. Onu ben tekrar deneyeceğim hacı. Ya oraya çay içelim, iki lafın belini kıralım ya. Oğlum açlıktan geberek giderim valla. Feder bekleyip durur, ben kaçıyorum. İyi madem hadi. Hadi eyvallah. Hadi yolun acı olsun. Sıranın sende olduğu günlerde hep aynı terane. Bu ne yine ya? Yumurta. Yumurta. Ya ben böyle mi yapıyorum? Sen de yumurta yapıyorsun. Ya ben en azından patatesli yapıyorum, peynirli yapıyorum. İnsan şunun için bir iki tane domat doğramam mı? Al sana domat. Ekmek ver bari, nasıl atıştıracağız? Ekmek yok, ekmeksiz götür. Ya babacığım, ekmeksiz yine mi bu? Ekmek yoksa pasta yiyin demiş biri. Pasta yoksa, o zaman ne yiyeceğiz? Yarak, yarak. Nakak geçirme senin başından. Bir de küfür ettiri beni. Şurada bir iki lokma bir şey yiyeceğiz. Ya baba, senin nöbetçi oğlun hafta rahat 5 kilo veriyorsun ha. Zaten zayıftan geberek giderek hamam böceği gibi tepe taklak geleceğiz yemin olsun. Bu eve bu yarış at. Durum onu gösteriyor. Sen önce bir iş bul iş. Bırak şu film işlerini de iş bul. Ayağına giyecek don yok. Bir de karış diye beyefendi. O zaman sen evlen. Ha, bunca zaman anamın üzerine gül koklatmam diyen sen, şimdi bana evlen diyorsun değil mi? Ne yapalım, şartlar zor. Çamaşır şimdi beni kilitledin zaten. Adam gibi eve ekmek yedir, onu da paylaşalım. Kanere herif. Merhaba, ben Süleyman Uturak. Bu çekiliş sonuçlarını öğrenciydim. Sonuçlar daha belli olmadı beyefendi. Nasıl belli olmadı ya? B oldu, ne zaman belli olacak bu? Hanımefendi, ben köy yerindeyim köy. Öyle her dakika internet giremiyoruz biz. Nasıl öğreneceğim ben? Bir saniye bekleyin lütfen. Bir saniye diyorlar, bir saat bekle diyorlar ya. Ne yapıyorsun sen? He? Yaptığım yok. Bu ne? O ne? Telefon faturası. 70 lira gelmiş. Nereyle konuşuyorsun sen boyuna? Ya baba dur bir sabah sabah ya. Duralım. Paşam iş güç tutmaz. Bir de eve kol gibi telefon faturası getir. Allah Allah. Çeşmenin oldu buluşalım. Ne edeceğiz buluşup? Anlatsın ya be. Senin diyeceğin bir şeyler var. Beni bak bacım. Ben senin bildiğin yakaleden değilim. Beni bacım deme. Ne diyeyim? Mahmut mu diyeyim? Allah. Nasıl değiştireceğiz de bu dünyayı? Ende dünya sen değiştirmezsin. Ben değiştireceğim demedim oğlum zaten. Nasıl değiştireceğiz dedim. Ben ne la amını kodum dünyasından. Çivi çıkmış oğlum ende dünyanın. Kim değiştirecek? Superman falan mı değiştirecek? Ha bir dakika. Mehdi gelecek değil mi? Gökten zembille inecek. Kan dökenlere haddini bildirecek. Birden bütün savaşları durduracak.
savaşın, cinayetin, tecavüzün olmadığı bir dünya değil mi? Çocukların ağlamadığı bir dünya. Evet, aynen öyle olacak. Sen de böyle sığır bok gibi yayılırsın gari yeşilliğe hiçbir şey yapmadan. Oğlum 6 milyar insanın gardırını bir kişiye mi alacaksın lan? Peygamberlerin bile etrafında bir sürü insan varmış. İsa'nın havarileri, Hazreti Muhammed'in sahabeleri. Çok boş adamsın gari, çok. Azıcık bir derdim olsun lan şu dünyaya, azıcık lan. Ne köy yerlikten cahil adam ya Süleyman ya. Türkiye'nin yeni sorsan 6 milyar insana 5 milyar cevap vermez ya. Sen kalkmışsın Türkiye'nin falancı yerinin, filancı ilçesinin, bilmem ne köyünde dünyayı meydan okuyacaksın, sesini duyuracaksın ya. Bırak Allah sen ya Süleyman. Olacak iş değil bunlar. Olur oğlum, o da olur. Bir insan istediğim her şey olur. İmkansız diye bir şey yok. Ne yapayım oğlum, ne yapayım? Siyaseti mi atılam? Ya siyasetle dünyam değişir. Onlar daha dünyayı bok edeceğim diyor o şeyi. Lan sen yine kitap bir şeyler mi okudun lan? Nereden çıktı bu dünya meselesi? O kadar diyorum sana. Şu film için bir sahip çıkıveriyorum ya. Ne biliyorum ben başım geleceği ya. Bak dönüp dolaşıp aynı yıl geliyor ya. Film çekeceğiz, dünyayı değiştireceğiz. Olacak iş mi bu ya? Olur oğlum. Olmayacak diye bir şey mi var? En azından dünyayı sesimiz duyuracağız. Hiçbir şey yapamaktan daha iyi değil mi? Lan senin daha kameran bile yok lan. Nasıl çekeceksin film bilim? Aradım karıyla konuştum sabahleyin. Bu hafta içinde belli olacak dedi. Göreceksin. Aman okudum. Kamerası benim çıkacak. Göreceksin lan. Uçmuşsun oğlum sen. 5000 küsür kişi katılmış yarışmaya. Kıçı kırık kamera senin mi çıkacak? Hadi çıktı diyelim. Biten kamerayla bitiyor mu bu iş? Adamla $1 milyon para harcayıp bulurlar bu işlere. Bir şey diyeceğim lan. Gel şu hayır dinini bir daha soralım. Vermiyor oğlum adam. Vermiyor. Gel bir daha soralım lan. Vermiyor deyip durum ya. Adam da 20 yıl önce nereden geldi belli olmuyor. Biten kamerası var. Almanya'dan mı gelmiş? Nereden gelmişse çalışıp çalışmadığı bir belli değil ya. Gel bir daha soralım lan. Olmaz arkadaşım, olmaz. Hem sen kimsin ya? Kimsin sen? Yönetmen değilsin, bir şey değilsin. Şimdi vereceğim sana camerayı. Kullanmasını da bilmiyorsun. Bozup geleceksin. Ondan sonra da Hayri abi camera bozuldu. Tüh. Ben de başrol seni teklif edeceğim Hayri abi. Başrol mü? Başrol tabii abi. Köyün en yaşlı adamını vermeyeceğiz. Kimi vereceğiz? Tüh. Hani benim yaşlıktan hala başrol. Ya bir sorun ne budu? Başrol ise iş değişir. Replik var mı? Başrol repliksiz olur mu Hayri abi? Repliğin gramı sende. O zaman iş değişir. Bayan rolü kim oynayacak? Ne bayan rolü? Yaş edeceğim. Garıba ya. Yani aşık olacağım kadın. Ne aşkı Hayri abi ya? Köy yerin sende. Aşk film değil ki bu. Ne filmi bu? Konulu film Hayri, konulu film. O bir şey. Anlarsın ya. Sen arıyor ya. Bir görelim bakalım. Ne sen arasından bahsediyorsun Hayri abi sen? Bokun çıkar mı sende? Allah Allah. Hadi yürü ver şu kamerayı. Efendim adam. Hayri abi. Yalnız o camera değil. Kamera. Yazın şu onun camera. La camera kamera. Benim kafaya öyle yer etmiş. Kamera flash değil mi? Flash mi? O ne la? Neyse ya işte kasetli mi kartlı mı? Kasetli olması lazım. O zaman flash değildir o. Flash dedin kasetlisi kalmadı gari. Kaset işini nasıl edeceğiz? Onu da sen hallet gari Süleyman. İzmir'e bile gidersin bir gün. Orada her türlü kaset vardır. Neyse hallederiz. Yalnız uzun zamandır çalıştırmadım camerayı. Ne zamandır çalıştırmadın? 10 yıl kadar oldu. Ne? 10 yıl mı? Ulan sen 10 yıl boyunca bir kamerayı çalıştırma mı? Nasıl insanlarsınız siz ya? İnsan bir sağa sola çeker. Ya oğlum kaset olmayınca çalıştıramadık. Ve zaten pil de yok. Ne? Pil de mi yok? Vallahi sen de kabız eşek gibi yavaş yavaş içiyorsun ha. Gavat. Ne? Gavat mı? Yok abi, gavas dedi, gavas. Konuşmalarına dikkat et. Camerayı vermem bak. Ben de başrolü vermem. Şu şartlarda durum eşit. Senin camaraya benim de başrol ihtiyacım var. Bu diyaloğu hiç yaşanmamış sayalım. Yürü. Kaset yok, pil yok. Aman okuyan kasetli kamera mı kaldı zaten? Beni bak Galip. Bu kamatlı kamera da yoksa beraber dalıyoruz ha. Tamam? Hallederiz. Bir de artistlik yapıyor Göçveren. Nerede bu ya? Sakın yok deme. Sakin bizim oğlan. Buralarda bir yerlerde olacak. Ana! Teyzemginin Almanya'dan alıp geldiği camera nerede? Kamera diyorum kamera. Nerede?
Fare enini kaybetse bulamayacak burada arkadaş. Ana burada valla. Bu ne lan? Camira. Önüne neden balta yapıştırdın sen bunu? Kırıldı, ben yapıştırdım. Nasıl kırıldı? Ya bizim yeğen var ya, sapandan burç avlıyordu. Aldı, bir attı sapan taşını, tak oraya denk geldi. Kırıldı, ben de yapıştırdım. Çok pis söyleyeceğim, çok pis söyleyeceğim, zor tutuyorum kendime. Neden bizim oğlan? Ölme siper etmesen bana denk gelecekti. Keşke kafam denk gelseydin. Ya bizi buraya kadar neden yoruyorsun Hayri abi? Neden ömürlendiriyorsun sen bizi ya? Donalım mı? Yok böyle bir şey arkadaş ya. Ceza olarak bunları koyuyor. Yürü Galip. Bizim oğlan. Bizim başrol işin oldu. Anam gam oldu. Ben bir şey miydim o? Yok ana, sana bir şey demediler. Sen damda mı hala? He. Çık oradan, çık. Senin ayağın altına paspas olan ben aşkım. Aman yürüyüşe bak, aman aman. Ne diyorsun sen? Azgın deviz. Bir şey yapmıyorsun, oturuyorum burada. Oturmak da mı yasak? Ellen karıların kızlarına bakıp da beni utandırıyorsun. Kaç yaşına geldin sen? Ha? Beni bitirdin. Bir doy artık. Doy. Bir dur. Ben ne duracağım lan? Ne doyacağım lan? Gencim ben, genç. Öyle selam okuduk da helvanı da açacağız. Gözün hala oynaşta. Ya ne oynaşta olacak? Ne var da oynaşacağım be ha? Pursaklara közlenmiş badılcan gibi erkenden pörsülün gittin. Neyle oynaşacağım ben? Neyle? Seni var ya seni. Alırsam ayağımın altına. Yalan mı arkadaşım? Yalan mı? Buna bak. Yanında 18 yaşında gibi görünüyorum ben. Herkese anan mı bu diyor bana. Ne? Anan mı? Anan. Seni var ya alırsam. Ne? Oklamayı. Al lan, al ne olacak? Al. Ne olacak lan? Gittin be, gittin. Yürü. Coşku amcam boks kaçak dur, temizliyim. Ya Galip yürü ya. Gamarı da alamadık. Gözü kör olsun lan bu fakirliğin. Fakirlik hayatın gerçeği Besilo. Yapacak bir şey yok. Ya ben bu kabullenmeyi de anlamıyorum arkadaş. Düşün şimdi bak. Memleketin üçte biri zengin. Daha azdır da. Üçte biri orta direkte. Üçte bir de fakir. Ya bu zengin yalılarda yatlarda sefa süreceğine bu fakirle orta direkte burslu olmuyor mu ya? Ha? Herkes orta direkte olsa olmuyor mu? Ne alakası var lan? Adam çalışıyor, kafası basıyor. Kazanacak tabii. Aman akadım şu köylere bak bir yok. Sıcağın gözünün götünden ter akıp dur adamın. Bu adam çalışmıyor mu indi? O başka, öteki başka. Nesi başka lan, nesi başka? Adam emek emek çalışıyor, üretiyor. Öteki borsayla, faizle şirketine şirket katıyor. Biri büyüdükçe büyüyor, öteki ufaldıkça ufalıyor. Daha onun ağzındaki lokmayı alacağım diyor şimdi. Ulan hadi tamam. Rusya'ya, Tayland'a masajı gidiyorsun. Lüksten vazgeçmiyorsun. Ulan bari köylünün işin hakkını ver ya. Onun ağzındaki lokmayı çalacağım diye uğraşma ya. Ulan komünist komünist konuşma lan. Aylak aylak gezeceğine otel inşaatındaki işi bırakmasaydın çoktan almıştın kamerayı. Nereye aldıydın, ne aldıydın? 500 lira verir lan, 500 lira. Kayıtsız işçi. Asgari ücret vermiyor adam ya. Oradan 300 lira çaldığını ker sayıyor ya. Sigorta yok, yol yok, yemek yok. Ondan sonra o pezimek geliyor, el cepte tombala. Çalışın bakayım, daha çok çalışın. Nasıl kabulleneceğim bunu ya? Sistem böyle gelmiş, böyle gider oğlum. Senin gibi salaklı avlu sürücü böyle gider tabii. Yok, biz bu sinema işine neden giriyoruz ha? Neden giriyoruz? Çünkü sinema bir tepedir, tepe, tepe. Çıkacaksın o tepeye, uyandıracaksın. Uyanın be! Senin gibi salakları uyandırmak için. Ulan bırak biz tepeyi, düzlükte bile değiliz ya. Bunu kodum çukurun içinden ses duyuracağız diye uğraşıyorsun. Ah Galip ah. Herkesin bir varlık sebebi vardır ya. Benimki de bu işte. Bunu da başaramayacaksam, olmasam da olur. İntihar edeceğim ben ya. İntihar ediyorum ben. İyi. Ben kahveye gidiyorum. Bir tur okey edeceğim arkadaşlarla. Beni deyse bak ya. İntihar edeceğim diyorum, okey edeceğim diyor. İşte memleket böyle dandanatlı alan dolu ya. Böyle olmayacak bu iş.
İntihar edeceğim ben ya. Ulu bayağı da yüksekmiş ha. Bir kere de öldürmeyeyim mi acaba? Bir sakat kalırsak. Alo. Alo. Süleyman Oturak'la mı görüşüyorum? Buyurun benim. Süleyman Bey, çekiliş sonuçları belli oldu. Tebrik ederim. Birinci oldunuz. Ne? Allah! Telefon şakası falan değil mi bu? Doğru diyorsun değil mi? Ulu arkadaş, 5 dakika sonra arasaydın var ya, eşek cennetini boyladıydım ha. Ne zaman alacağım ben buna? Bugün kargoya vereceğiz. En geç 2 gün içinde elinizde. Allah, tamam. Teşekkür ederim hanımefendi. Tekrar tebrik sağ olun, ederim çok sağ olun. Süleyman Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Galip, şimdi senin ağzına sıçtım Galip. Amına koyayım Galip! Kulağım çok pis çinlep dur ha. Biri benim kesin çok pis çinlep durur. Süleyman nerede be? Hiç uğramaz oldu abi. Ulan film benim derken kafayı bozdu bu çocuk. İntihar et çinlep dur demin. Yalnız bırakmasan yeni. Anası öldü demiyor, çocuk havası iyi değil. Ya arkadaş, çocuk bakıcısın ben. Tamam arkadaşım, seviyorum. Emme, film için bir kaptırdı. Ya kamera yok, film çevirecek paçam. Galip abi, beni görür bir rol varsa hiç çekinme, ben hazırım. Kamera yok deyip durum, kamera. Kenan Köşe bir rol varsa, paranı niye istemez abi? Bir de isteydin be kardeş. Sen gibi canım parası oynatılır mı? Şu tipi bak. Hey yarabbim ya, hadi oyna oyna. Galip, Galip, müjdemi isterim lan. Sen intihar etmedin mi lan? Ne intihar lan? Film başlıyor oğlum, filme. Lan yürü git hadi başımdan. Zaten çay parlan kilitledin avukat, canım sıkkın. Vallahi hiç şimdi çekemeyeceğim seni. Çekeceksin. Çekeceğiz yani. Oğlum çekiliş kazandım lan. Ne? Yemin et lan. Vallahi billahi. Oğlum ben sana demedim boş olacak diye. Vay benim canım kardeşim ya. Osman kardeşim. O zaman başrolü benim mi? Başrol köpeğin olsun lan senin. Sen bu işin yapımcısısın oğlum. Vay aslan kardeşim benim ya. Duvarlam kabul oldu. İmam çocuğuyuz biz, imam. Boru mu? Sen beni güven oğlum. Ben sen ne dedim? Olacak bu iş. Öyle bir şey demedik ama. Neyse, hemen bir ekip kuralım. Niye ki bile? Oğlum iki kişi mi çekeceğiz filme? Adam lazım. Nuri var. Kim? Dangalak Nuri mi? Oğlum adam bilgisayarı var. Montaj nerede edeceksin? He doğru. Doğru tabii. Bu filmin yapımcısı ben değil mi arkadaş? Ekip işini beni bırak. Akşam Nuri Gül'de bulacağım. Gel efendim. Aşktır. Boş işlerle uğraşma yavrum. Niye öyle yapıyorsun? Ne boş işi ya? Yönetmeniz biz. Lazım ekipman yaptık işte. Ha siktir yönetmenimiş. Köylük yerinde saçma salak işlerle uğraşıyorsun. Kahvede herkes benimle dalga geçiyor. Git oğlum doğru düz bir şey çalış. Tallada çalış. İyi bir şey yap. Yapmıyorum baba ben o işleri. Herkes sen gibi darmak çek dünyaya. Eşek gibi çalışırsın ne oluyor? Sistemi ezmediyorsun, eziliyorsun. Tarlaya git, koyun git. Sonra ne olacak? Benim bir hedefim var. Bir idealim var benim. Hı. Neymiş idealin? Sen beni anlayamazsın. Darbe köyün dünyaya. Herkes senin gibi olsun istiyorum. Lan haram giymiyorsa oğlum. Alnımızın teriyle kazanıyoruz ekmeğimizi. Heh. Ekmeğin kazan. El alın muhtaç olma. Yiğit çat. Senin dünyan bu işte. Senin bu memlekete bıraktığın bir eser yok. Benim eserim sensin oğlum. Eğer sen iyi olursan iyi bir eser bırakmışım demektir. Kötü olursan. Çukurda. Hevessiz zaten. Bırak gönlün olsun. Ulan arkadaş her şeyi paraya göre ayarlayacaksak boku yedik valla. Neyi anlamadım? Ekibe hoş geldin Ekber, Coşkun amca. Hoş bulduk, hoş bulduk. Süleyman, sen benim oyunculuğumu kullan bence.
Sanki yılların öncesi ha. Ha? Hallederiz Coşkun abi, canın sıkmış sen. Hallederiz. Yalnız bizim bu şive iş sakat ha. Neden sakat? Oğlum herkes şivenle konuşuyor. Türkiye'de bir kesim var. Şiveyi böyle espri yapamayan insanların düştüğü yer olarak görüyor. Hangi kesim o? La elit kesim işte. Bokun boncuk bulan tabaka. Ha siktirsin de gitsin de oradan ya. Ne alakası var? Senelerce Kemal Sunal'ın, Şener Şen'in Doğu Şiveli filmlerini izleyip gülmedik mi? Hala izlemiyoruz mu? Oğlum ondan sisteme gönderme yapıyor da ondan. Biz gönderme yapmayacağız mı Süleyman? Yapacağız Coşkun abi, yapacağız. Ama fazla yaparsak sakat. Yapam. Gönderme de yapam, giydirme de yapam, ne gerekiyorsa yapam. Toplumun dertlerinden uzak bir film olmasın bu. Yıkılsın hükümet. Vay bak, bu iş devrime kadar gider arkadaş. Dur Coşkun amca dur. Dur ne ettin ya? Daha film başlamadan içeri sokacak bize ya. Ana. Dokunduracağız mı? Böyle fazla dokundurmayacağız. Açık dokunduracağız. Dokunduracaksın çekeceğiz. Dokunduracaksın çekeceğiz. Öyle her an gelene keydirirsen nasıl sokacaksın sen bu filmi bize? Biz bu filmi nerede çekeceğiz? Burada mı çekeceğiz? Hollywood'da çekeceğiz. Tabii burada çekeceğiz. Başka nerede çekeceğiz Coşkun amca? O zaman Aydın'ın sorunlarıyla ilgili bir film yapam. İncir'le ilgili bir film yapam. Hem odalardan da yardım alın. İncir deme ben Coşkun amca. İncir deme bana. İncir cır cır yapıyor bende. Destek meslek istemez. Niye yapıyorsun? Kendin yapacaksın bu hayatta. Abi benim aklıma bir şey geldi. Hani Halka diye bir film var ya. Ne? Halka halka. Ya hani böyle 7 gün sonra öleceksin diye söylüyor hani. Böyle kuyudan çıkıyor. Ondan sonra telefondan arıyor. Hatta böyle televizyon içinden çıkıyor ya. Ama bizimkinden çıkmayacak. Niye o? Abi bizim adam fakirmiş. 37 ekran televizyon olunca çıkamamış. Sığmamış olan. Ne garip o? Abi komedi işte. Gönderme yapacağız demediniz mi? Sosyal adaletsizlik yani. Bir tane geçireceğim. Bütün sürecini patlatacağım ama. Sen de hiçbir şey beğenmiyorsun ha. Sanki daha önceden film çekmiştin Vada. Vada tabii oğlum. Kısametraj filmlerim var benim. Le oğlum sen kameran bile yok lan. Olmayan kamerayla ne çektin filmi? Nenemin çaydanlığından çektim. Oğlum cep telefonunda bir şey var. Onun video modu yok mu? Ondan işte kodumu çektim. Neymiş o? Göster bakalım. Hadi galiba ama. Le ule sanki pipin göster dedik be. Aç göster. Ne olacak? Aramın ağabeyen. Süleyman ne lan bu? Çocuk pencereden hiç kıpırdamadan öyle yarım saattir dikilip duruyor. Sanat filmi o Coşkun, sanat. Sanat film mi? Ya sokayım böyle sanat filmine. Verin şunu be, siz ne anlarsın sanattan? Nur Bilge Ceylan yapınca oluyor, biz yapınca aa. Başlatma lan sanatından. Film dediğin gırdıl gırdıl olacak. Patlamalı çatma. Efe film olacak arkadaş, Efe. Yapmışken Efe filmi yapacak. Çok kolay değil galiba film çekmek. Ver bana 10 milyon dolar, bak nasıl çekiyorum senin Efe filmi. Ben benim 10 milyon dolarım olacak. Ben direkt Rusya'ya uçarım ben. Direkt. Ya arkadaş. Ne var ben bu işten hiçbir şey anlamadım ha. Parayı bul lan. Rusya'ya uçuyor. Ne varmış bu amın kodum Rusya'sında. O koduğundan var işte. Vallahi bende 10 milyon dolar olacak. İlk önce 100 deneyine kalır. 200 deneyinde küçük baş. Gül gibi geçirin gari. Ya sen ne salak adamsın ya. 10 milyon dolar paran olsa. Ne edeceksin gari ineği koyuna. Dingil. Vallahi amın kodum ya. Lan bir küfür etmen galiba. Ana biz buraya neden toplandık? Neden? Neden? Senaryo yazacağız dedim. Tamam be. Söylemiyorum amını koyayım. Bak hala ya. Arkadaşlar hayatı da bir film olarak düşün. Bizler de oyuncularız. Bu filmi de izleyen biriler olabilir değil mi? Olabilir. O zaman küfür etmeyelim arkadaşlar. Lütfen ya. Yazacağımız senaryo küfürsüz yazalım. Sen geçen gün ne dedin? Sinema hayatın gerçeklerinden beslenir dedim mi demedin mi? Dedim. Küfür hayatın gerçeklerinden değil mi amını kodum? Ya arkadaşım. Hayatın içindeki bütün gerçekleri sinemaya, perde yaklaşan da gural bir şart mı var ya? Sen film küfredersin, millet de küfreder. Sen film küfretmezsin, millet de... Hadi gari ne yazıyorsak yazalım be ana! Küfür müfretmiş zaman okudum filminde! Gelin benim şu senaryoyu bir dinleyin. Geçenlerde ben bir film izledim. Böyle insanlara virüs mü neyin bulaşıyor? Bütün insanlar beee! Çarpılmışlar tövbe tövbe ya! Virüs bulaşmayan herkesi ısırıyorlar. Niye? Zombiler mi? Zombi mombi ne boksa? Ne ölü ne diri. Hepsinin bir tarafı kaymış. Ondan benim aklıma fikir geliyor. Anlat bakalım ya nasıl bir şeymiş o? Şimdi önce virüsün kaynağını bulmak lazım. Bizim Osman abinin başına geliyor. Osman abi bir gece içip içip eve geliyor. Karısı yatmış. Kanı aç. Açıyor dolaba. Cıntıraşının badılcan gözlemesi var. Emme cıntıraşı bozulmuş. Onları bir güzel yiyor. Midedeki alkolle buzgaç reaksiyon gösteriyor. Ne oluyor lan? Osman motoru iyice bozuyor tabi. Cır cır oluyor. Onların tuvalet dışarıda ya. İçinde ne varsa boşaltıyor Osman.
Emme sıçtığı bok yanına dampiyo oldu. Köyün içme suyuna karışıyor. Herkes o suyu içince de tombiye dönüşüyor. Biz olayı fark ediyoruz tabii aşırı değil. Köy suyunu içmenin biz varız. Aşırı değil zemin içine adeta pisliği girmiş. Son derece karizmatik bir şekilde bütün zombi köyü öldürüyor. Köyde bir biz kalıyoruz tabii. Köy bize kalınca ben bütün köyün koyunlarını topluyorum. Bir dakika ya. Senin bu koyun takıntın falan filan. Bir şey var sende. Ne dedirtiyorsun oğlum sen bu koyunlara? Ya Dobi. Ben bütün koyunları topladıktan sonra eve giriyorum. Aşı değilsen duvara karşı duruyor. Yavaş yavaş yanaşıyorsun emme. Bir taraftan tırsıyor. Tam yanına yanaştığında bir dönüyorum. Amanın Aşı teyzem de ısırmış. Tak kafasına bir tane geçiriyorum. Aşı teyzem zortingen. Yalnız kaldım köyde. Oturuyorum Aşı teyzemin yanı başına. Başlıyorum ağıt yakmaya. Aşı teyzem, Aşı teyzem. Nereye gidip duruyorsun sen? Aşı teyzem, Aşı teyzem. Nereye gidip duruyorsun sen Aşı teyzem? Sen ne yapıyorsun ya? Ne anlıyorsun bu oyun? Ya koku var, dram var. Le senin yazacak senaryonu. Ben dinle Süleyman. Biz en güzel Rocky 5'i çekelim. Kaçtı kaldıydın ha? 5 çekildiyse 6 çekeriz. 6 çekildiyse 7 çekeriz. Ya Allah'ım dep durun, atmayıp durursunuz ya. Çok kötü gidiyorsun Galip, çok kötü. Ya moral verin arkadaş. Bir ton dayak yedin sen be. Orasın sefer. Ya oğlum neyin moralini veren ben sana? Gardını almıyorsun. Adam alttan üstten geçiriyor. Bir sürü para yatırdım ben sana. Bir sürü. Bereket ben ötekinin üstüne yatırdım valla. Sizin amanızı koyayım ben. Galip, yeter lütfen. Anası da tam çekilmiş filminden çekiyoruz biz. Hem köy göründü sen. Boksun nereden buluyor arkadaş? Ya dörtten kazık çakarız. Etrafını lastikten çevir veririz. Al seni boks ringi. He, bok ringi. Gençler bakın. Benim sözümü dinlen siz. Bu sıralar romantik komediler çok tutuyor. Gelin romantik komedi yapalım. Romantik komedi? Evet. Ama başrolde ben oynayacağım. Ama ne romantik ne romantik. Altın kum plajına bir güneş gibi doğuyor. Aman yarabbim, o da ne? Son derece estetik bir vücut. Alımlı bir yürüyüş. Yaş 70 ama iş bitmemiş. Sahilde beni gören kızlar kendilerinden geçiyorlar. Yine yine jilet atan bir daha. O sıra Hakan'da biri beliriyor. Sen benim senaryomu niye kesiyorsun Süleyman ya? Ya Coşkun abi senin senaryon nereye gitti belli mi zaten? Daha dün bon yettik. Durduk yere abdesti bozduracaksın bize. Hem sen köy yerinde şalvarı çıkaracak. Kötü göbeği gösterecek. Garı kızı nereden biliyorsun ya? Bak göt ettirdin beni. Vallahi söylemesi bile ayıp ya. Şehirden bile bulup gelmemiz. Lütfen. Lütfen Coşkun amca. Kadın ucuz böyle teşhir edilmemeli. Mal mı bu? Kaç yaşını gelmiş adamsın ya? Bir yani çukurda. İki rekat namaz kılacaksın ha. Hala fan fini fin fon. Ya Coşkun amca. Senin bu kuş hala ötüp durur mu ya? Ne öpmesi lan? Dile geliyor dile. Türkü bile söylüyor şartosun bak. Azıcık anlattım ya. Hemen doğrusulandı. Nasıl ya? Anlamadım ben. Altına mı işedin Coşkun amca? Tamam oğlum tamam. Anlayan anladı. İşine bak sen. Maşallah Coşkun amca liseli ergenler gibi. Önünde çadırından gezip vurur. Ya bir sürü garle. Ana. Bokun çıkardınız ha. Olmayacak senelere öldürüyorsunuz. Prodüksiyon diyor bir şey var. Bizim de gönlümüzde Yüzüklerin Efendisi'ni çekmek. Aha yüzük. Heh. Gayet tamam. Yüzük vası tamam. Her şey tamam. Yüzük eksikti zaten. Bir de çeyrek altın takarız Frodo'ya. Şimdi çocuğu gibi gider Mordor'a. Ne yapacağız o zaman? Biz ancak dram çekeriz arkadaş. Benim yazdığım kısa bir dram hikayesi var. En iyisi onu çekelim. Senin sanat filmi işin dönmesin bu. Bak bunu kimse izlemez ben de verim. Arkadaşım
3-5 kişi 5 kuruş para olmadan büyük prodüksiyona nasıl giriyorsun sen? Tamam, planları biraz kısa tutarız. Komedi yapsak olma mı? Bizim dram zaten komediye bağlayacak sen, merak etme Nuri. Eşi dostu kimi tanıyorsun söyle. Yarın Yörük Kahvesi'nin 10 sesmesi yapalım. Allah! Başlıyoruz ha. Çok eğlenceli olacak. Kes kes! Bu ne yap böyle? Elektronik minyatür club dans bu. Abi sen bir daha dans mas etme ya. Zeybek mebek bir şey o ya. Bu ne böyle? Allah'ım yarabbim ya, değişik değişik hareketler. Kendini bozuyorsun. Yüzümüzü attırdı ya. Ağzımla sas ses çıkarıyorum ben. Çıkar bakalım. Kes kes kes, alın bunu buradan ya. Al 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 al. Ben bunu böyle yiyorum. Çok tatlı. Amını koydum delisi. Ben hayır diyorum. Yetenek yarışmasın bu arkadaş. Oyuncu falan yok mu memlekette? Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Bütün mesele bu mu yani? Bu. Bir bak Ayhan abi. Ala bakalım bir de. İyi iyi, bu güzel, alalım bunu. Al bunu al. Yaz. Ya var ha, hiç kimsiz yok yavrum bak. Beni bak, bende tıkançaya kanları yok. Ben isterseniz öpüşürüm. İsterseniz sanatçı, soyunurum sakın, ben. Sakın sakın, Allah aşkına sakın sakın. Allah aşkına soyunma, Allah aşkına soyunma. Aa, soyunma, Gülzar Allah aşkına soyunma, git. Vallahi Coşkun amcanın bile midesini bulandırdın Gülzar abla ya. Helal olsun sen ya. Halt etmişsiniz. Seçeceğiniz oyuncular benden çok mu güzelmiş? Bakın beni öyle, bendeki sanatçılığı, bundan hiçbirisini yok. Benim kimisi arar bulursunuz siz. Seni soyun diyen mi oldu şimdi Gülzar abla? Kişi yetkilecek hareketlerde bulunma ya. Sen soyunursan valla battık gittik abi biz. Bir hadi yürü yürü. Sen git ses yarışmalarından birini katıl. Ama öyle fiziğin ön plana atma. Beni bakın. Siz beni almazsanız bu elimeleri anamızın tam bilmem nesi gibi edersiniz. Hah. Gidiyorum. Eğer alman. Aldık aldık. Sizin oğlu valinin işgal etmez. Anlar işgal etmesem ne olur. Yeter gari Süleyman. Bayağı adam aldık biz. İyi. Ah. Bir dakika, bir dakika. Ne oldu amca? Burada oyuncu seçmesi mi oluyor? Evet. Kaç para veriyorsun? Hülyam dizim ne parası ya? 40 yılda bir eline şans gelmiş. Çoluğunun çocuğunu hatıra kalacak. Hala para istip durursun ya. Asıl bizim para almamız lazım daha. Biz eve oyna veren mi? İyi iyi, oyna sen, oyna. Kalkın. Ule, adam nasıl yedi o bardakları? Amma atraksiyon da. Asıl atraksiyon, adam sıçarken oldu. Yine işe yarayan birkaç kişi var. E, o zaman ne duruyoruz? Hemen başlayalım çekimlere Süleyman. Daha kamera gelmedi Coşkun amca. Zaten bir tane eksimiz var. Niye onu? İşte birkaç tane ışık lazım, bir tane mikrofon. E, Muhtar'ın arka bahçede ışıklar var. Sarı ışık, olma mı? Olma mı lan?
O zaman şey yapalım. Sen Nuri ile git. Onları hallet. Biz de Coşkun amcadan gidelim. Mikrofon işine bakalım. Olur. İyi hadi. İyi hadi madem. Bahçe arasında buluşalım. Ulan mikrofon nereden bulacak la bunlar? Şerefsizler mikrofonu çalmışlar. Kim çalmış? Bilmiyorum. Şimdi gari işin yoksa çık minareye. İşin senin bu, çık ezanı oku. Ula oğlum bu size hiç mi suç yok ya? Yok mu böyle olmadı? Vakitte geçiyorum. Ne neyse ben çıkayım da okuyan gari ezana. Aha geldiler. Hah aldınız mı ışıkları? Aldık aldık. Ana, mikrofon. Nereden buldun kız la? Söyleyeceğim ama kızmayacaksın galiba. Söyle oğlum, ne kızacağım? La sakın! La sakın Süleyman, benim bunu söyleme! Mikrofonu camiden çaldık değil mi? Çalmadık oğlum, ödünç aldık. İşimiz bitince koyacağız yerine. Ya babam beni öldürecek ya! Kesin falakaya yatıracak! Nasıl baban seni falakaya mı yatırıyor Galip? Oğlum, bizim evde şeriat kuralları geçerli. Bu yüzden elin bil kesili bilir. Şeriatın kestiği babamak acımaz Galip. El diyor el, Süleyman eli kesecekmiş oğlum. Ne eli Coşkun amca, biz bir yola başımızı koyduk başımızı. Başımız gitse de geri dönüş yok gari. Daha bizim parada bulmamız lazım. Yarın cuma çıkışı hayır toplayacağız film için. Ya sen de yüzsüz adamsın ya. Hem camiden mikrofon çal, bir de camiye hayır toplamaya git. Zındık. Konuş be. Ne yapalım netçen, kolay mı oluyor bu işle? Yarın akşam abdestinizi alın. Cuma'da buluşalım. Hatta akşamdan boy abdest alın. Coşkun amca iki kere al. Sen de muhtarlığın ışıklarını çaldık oğlum. Ne mutluluktan can bir mi? Hırsızlığın osu busu olmaz. Zındık. Allah! Allah gelmiş. Allah gelmiş. Bırak bu ses Süleyman. Gözünü seveyim bırak. Daha başlamadık ki bırakalım baba ya. Allah Allah. Yol yakınken dön oğlum. Bak başımıza iş açacaksın. Ne iş açacağız baba? Alt taraf film çekeceğiz. Yavrum bir sürü borca gireceksin. Fakir adam işi değil bu işler. Borcu gireceğiz baba. Yarın cuma dayı toplayacağız. O parayla çekeceğiz. Allah şükürler olsun. Mikrofon girişte var. Başarsan ayrı dert. Duyuyoruz işte televizyonlarda. Uyuşturucu, alkol, her türlü pislik var. Hayat mı lan bu? Bir gün evleniyorlar, ertesi gün boşanıyorlar. Senin gibi temiz bir adamın ne işi var oralarda? Allah verir de başarsak keşke. Hep böyle pis mi kalacak bir sektör baba? Temiz adamla olduğu yerler durursa nasıl temizlenecek bu memleket? Doğru diyorsun oğlum da. Bu işlere çok para lazım, çok. Temiz adamın önce parayı bulması lazım. Parayı bulan adam da temiz kalmadığına göre... Heh, o zaman hiçbir şey yapmayalım. Domates, baklıcan yetiştirelim. Tarlaya gidelim, koyun gidelim. Otun bokun içini kesmiyoruz. Onlardaki film yazsın, iki şarkı yazsın. Senin yemek yemek yetiştirdiğin ürünü 3 kuruş alsın. Bir de alemlere aksın. Hayır bir dertleri daha varlar olsun. İçim yanmayacak. Orada yok. Sen alemlere akmak için mi çekiyorsun bu filme? Ulan ne alem baba ya? Alemlere akmadan olmuyor mu bu iş? Adam milyonluk film çekiyor. Bir sürü kişi yapıyor. Paranın hatta hesabı yok. Ondan sonra bir film daha çekiyor. Ya aynısı ya daha kötü. Neden? Alemlere akıyor da ondan. Memleketle ilgili en ufak bir derdi yok adamın. 4x4'lere binen. Malı vuran. 2 tıklayı veren. İnsanlar aptal yerine koymaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar. Uyandırmayı bırak, daha uyuyacağım diye uğraşıyorlar. Çünkü biliyor, insanlar uyanırsa alemler akamayacak. Ne yapalım şimdi oğlum? Sana yardımcı olayım desem. Nasıl yardımcı olacağım ben sana? Bunu senden bir şey isteyen mi var baba ya? Sen benim manevi olarak destek ol yeter. İstediğin mesleğe dikkat etme bana. Bak, vallahi yardım etti. Çekilişten kamera çıktı. Demek ki bir şeyle olacak. Geçen gün biraz ileri gittim. Kusura bakma. Olur oğlum. Olur böyle şeyler. Genç adamsın. Ben de sana biraz sert çıkıştım. Sen de beni mahsur gör. Anlamıyor mu oğlum? Aklım almıyor. Zor işler bunlar. Hem de çok zor.
oğlan değil de kız olsan bir şansın vardı yalnız. Öyle güzel bir kız olsan yatardım yapımcının altına. Tüttürüverdin yol, ondan sonra ver elini halıbıt. Kestirek mi lan? Ne diyorsun? Bülent Ersoy gibi kestirek hiç. Emme öyle bir bakıyorsun da hiç giderin de yok seninle. Tüttürecek adam bile bulamazsın. Ya bu baya. Ciddi diyorsun lan. Hani artist olacaksın diye genç kız gidiyor ya, sonra kötü yollara düşüyor. Kim biliyor hangi kerenden alın gelirdim seni gari. Göreceksin bak. Seni ne çekeceğim fırına. Kalaydı çalmayacağım seni. Ey Allah'ın şapşalı. Heh şuna bak. Keser şimdi. Kamil'in tenansınız bunu kesmişler. O ne lan? Malafat lan malafat. De gidim de. Ben bir şeyler yarım adam. Ben mahvoldum. Gittim ben gittim. Budak yediyordum başım Allah'ım. Ne oldu anlat bakalım. Ah komutan ne anladım ben seni? Ne anladı? Dışarı çıktı adam. Bir baktım yerde boylu boyunca uzanıp durur. Etrafım kediler köpekler düşüşmüş. Evet. Kediler köpekleri boğdum. Ondan sonra etraf açıldı. Bir de öyle gelen. Benimkininki. Sen nereden bildin seninkinin olduğunu? Komutan emri ettin ha. İnsan kıkır koca zıkır bilmem ben. Hem ne yapayım durumum. Hır dibinden kesmişler. Bugün körü oradan kesersin de acını beni bırakırsın. Ah benim gülümüm külü oldu. Ah komutan ben yandım. Yandım ben komutan yandım. Bir hal çaresine bakarız olmazsa dur bakalım. Ne yapayım komutan? Yenem de kim daha? Kim de bir yarabbim komutan. Sen mi deneyim abi ya? Abi benden eğleniyorsun ya. Ah gida. Ah gida. Karısı yapmadığına göre kesin iktidarsız birisi yapmıştır. Bana bakma arkadaş, bana bakma. Benim iktidarım çok şükür yerinde. Muhalefete sor istersen. Sus be! Azgın deviz! Buyur hocam. Bu ne lan? Muhtarlığın megafonu. Mikrofon alınana kadar idare edersin. Öyle. Düştün mü şu ara makine ya? Sorma hocam ya. Muhtarlığın da ışıklarını çalmışlar. Allah'tan bunu gömemişler. Hay anasını avra... Tövbe yarabbi, mübarek cuma vakti, söyleyecekler bana da. Evvela üç kere ağzına dönüyor ha. Dur bir dakika, dur. Evvela üç kere burnuna mı lan? Hocanın kafa bozuk ama yedir söyleyelim. O megafonda yürüseydin ziymiş ha. Görmedik onu. Allah Allah. Evvela üç bak, ağzına dal üçer kere, burnuna dal hepsindeki birden yap, aradan garanti olsun oğlum. Ha, nasıl yüzün güzelce yıkayım? Kulaklan da şey söyle. Kulları da. Ha. Aşağı doğru in gari. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhaba baba. Sen cumaya geliyor muydun paşam? Geldik işte. Allah Allah. Hocam, köyümüzde bir film çekiyoruz. Galip bahsetmişti. Köyümüzün tanıtımı olacak inşallah.
Mümin kardeşlerimizin yardımına ihtiyacımız var. İslam'ı kurallara uygun mu bu film? İslami kurallar? Canım, baldır bacak olmayacak. İşki zina olmayacak. Küfür hiç olmayacak. He, tabii tabii hocam tabii. O dediklerinizin hiçbiri yok bizim filmde. Tamamen naif, bir köy filmi bizimkisi ya. Beni bak be. Siyaset neyin var mı? Yok hocam, ne işimiz oluyor bizim siyasetle? Aferin. Öyle camiden hayır toplamakla komünist filmi çekilmez değil mi? Yok. Ha. Böyle hocaları da menfaatçi, düzenbaz, sahtekar olarak göstermek yok, tamam mı? Aman hocam, çarpılırız vallahi, Allah muhafaza ya. Gerçekten neyse o. Biz sinemanın gerçekçilik ekolündeyiz. Ya oğlum öyle ekol mekol fazla takılmayın lan. Sapıtıyorsunuz. Yıllarca Müslüman mahallesinde salyangoz sattı bu sinemacılığa. Kibiliyiz sizler. Dur hocam, sakin ol dur. Biz ne olduğunu bilen insanlarız ya, yapmayın öyle şeyler. Bazı dini bozukla caminin mikrofonunu çaldılar. Önce onun hayrını toplayalım. Sonra da siz onun yanına serginizi açarsınız, tamam mı? Allah razı olsun, sağ ol. Hadi mi bakayım? İslami kurallar uygun diyor. Sanki kurban kestiniz anasını satam ya. Din bozuk. Muhterem cemaat. Geçen aylarda camimizden çeşitli ayakkabı çalma olayları oldu. Bizim köyden değil dedik. İhtiyaç sahibi diye dedik. Şey etmek. Hinci işin ucu geldi, bize dayandı. Dün caminin mikrofonu çalmışlar. Öncelikle onu söyleyeceğim. Bu iş yapanların ahiretli yerleri yok. Bunu baştan söylüyor. Ahiretli yatacak yerleri yok bunlar. Buna bak ya, böyle vaazın derdi. Emme, bu işin ben bizim köyde olacağını sanmıyorum. Ben, onun şu köyün cemaatinden şüpheleniyor. E tabi, benim ses güzel olunca kıskandılar, götürdüler ses cihazına. Durum böyle olunca da yardım için siz cemaate başvuracağız. Ha, bir de köyümüzde film çekiyorlarmış. İstanbul kurallara uygun olarak da. Onlar da yardım için bizimkilerine sergi açacaklar. Onlar da yardım edin. Emme önce bizimkine. Malum, mikrofon açacağız. Buna bak, böyle vaaz mı oluyor ya? Allah yardımlarınızı kabul etsin. Amin. Süleyman! Ne oldu lan sizin film işi? Başlamadan bitti mi? Söylen bakalım. Bir erkek bir kadının evlenlerine bakalım. Bilmem. Demirlerine? Hadi lan. Gözlerine baka, gözlerine. Peki bir kadın bir erkek evlenlerine baka? Neresine? Bak bak, gıdısına oğlum, gıdısına. Bakın size bir sır vereyim ben. Bir kadını etkilemenin birinci yolu gergin bir gıdıya sahip olmak. Bak, bak, duyuyor musun sesi bak. Sen kafayı sıyırmışsın Coşkun amca ya. Bu adam sapıklıktan Nirvana'ya ulaşmış. Kaç para olmuş Süleyman? 44 lira 25 kuruş. Vay lan. Ben dedim oğlum size bu iş olmaz diye. Öteye kutuya daha çok atla oğlum. Bakalım Süleyman kutusundan ne çıkacak? Galip, iki diye bozuyorsun, çok fena olacak bak. Ya arkadaş, ben dinlemiyorsunuz ki. Ben bu filmin yapımcısı değil miyim? Dikkat almıyorsunuz beni. Ondan sonra... Ne olacak şimdi? Ocağı yok. Kameramız var. Mikrofonumuz da var çok şükür. Para harcamadan filmi en güzel şekilde çekmeye çalışacağız. Yarın çekimlere başlıyoruz. İnancınızı kaybetmeyin arkadaşlar. Hiçbir şey bizi yıldıramaz. Biz yüksek giderle ağırını çıktık bu yola. Göreceksiniz bak. Mükemmel bir ekip olacağız. Ve imkansızlıklar içinde harika bir iş başaracağız. Unutmayın, imkansız diye bir şey yoktur. Bak, hindi gazı getirdi beni. Başaracağız lan, yapacağız anasını satayım. Harika bir ekibiz biz. İşte bu lan, işte bu amına koyayım. Şu dangalakların haline bak. Siz kim? Film çevirmek kim la? Film çevirmek o kadar kolay mı la? Siz bu filmi çevirin, köy meydanında eşek gibi anırcan. Gel bakalım, merhaba be. Ben nasıl gelirim? Bütün dünyayı parmaklarımla oynatıyorlar. Bildiğin hani o bütün iyi markalar var ya. O ne? Hepsi bundan işte. Ne dedin sen ona? Illuminati. Illuminati.
Çizgi filmler lan. Bunlar yabancı klipler lan. İnsanların beynini görüyorlar. Beynine. Yok ya. Yine bir tane öyle üçgen var. Evet. Ortasında göz var. Ha böyle. O ne öyle? Ya. Başlandı da Rockefeller denen bir götü olan var. Şeytan da yapıyor bu yavşak. Vay amına koyduğumu. Rakı bir adam kendi adına koymuş. He? Rakı fele edemedin mi? He. Doğru. Rakı fele. İlk sahnemizi burada çekelim beyler. Burası güzel. Hadi bakalım bismillah. Ne diyorsunuz la siz? Film çekiyoruz abi. Afiyet olsun. Film mi? Ne filmiymiş bu? Şimdi bu konulu bir film, konulu. Bir kadın var, bir erkek var. Kadını kaçırıyorlar. Bir de kız var, küçük çocuk o. Hey! Kes lan! Film çekemezsiniz burada. Siz de gidin nerede çekiyorsunuz, orada çek. Ne bağırıyorsun lan? İt! Sana bak arkadaş. Bu tarla... Burada film milim çekemezsiniz. Ne olmuş burada iki plan alıversek yedik bile tarlana? Çekemezsiniz diyorsan çekemezsiniz. Galip. Gel lan gel Salih bırak ya bırak. Zimzoplarını orada çekeriz bırak. Galip gel. Gel boşver denizde bırak. Götünü sok tarlana. Abi adamın kafası güzel boşver. Kafan güzelmiş kardeş. Güle güle kullan. Kafanı sıçarım lan senin! Kafan yer onu senin ha! Dayık! Gel deyiz. Gidin! Allah Allah ya! Görünmüyor. Bela her yerde bulur. Bulur. Daha efsanede bu olur mu ya? Olur gider. Elindedir mal ama kara gözlüm anama. O günkü sözlerine cavur anneye söyleme. O günkü sözlerine cavur anneye söyleme. Haydi gidelim dayım kurusu doğrusuyum. Ablini ben kaçıracağım enişte olacak dayım. Hop diri diri dak diri dik diri don ben yarimi seviyorum. Hop diri diri dak diri dik diri don herkes bana. Ayhan abi, ulan o kadar içmeden geldik ya. Bir düzüleyemedin gitti. Ya galip hani bir film vardı ya. Maymun şey kızı kaçırıyor ta apartmanın tepesine çıkarıyordu hala. King Kong. Ha. Ya bak ince. Sen kızı kaçırdın güzel. Ha? Nasıl ilişkiye gireceğim o kızla? Bir koca maymunsun sen oğlum. Apartman boyunda maymun bu. Küçücük kız ya avucunun içinde ya. Nasıl bir münasebet olacak onunla? Cinsel açıdan şey olacak münasebet. Ya dönüp dolaşıp lafı aynı yere getiriyorsun Coşkun amca ya. Hem o maymun gerçek değil. Bir sürü efekt var işin içinde. Kostüm o ya, kostüm. Yok oğlum gerçekmiş o. Afrika'dan getirmişler. Film çekmişler işte. Ya nasıl da uydurup kurusun ya. Bina boyunda maymun mu olur Coşkun amca? Neymiş içmiş bu kadar büyümüş bu? Oğlum eskiden varmış. Soyu tükenmiş. Vallahi. Kostüm o. Gel. Maşallah. Vallahi manken gibi yürüyorsun ha dimdik. Aslında film çekiyor. Ne filmi bu? Lepsun var lan. Ayhan amca gözüm sen bir yol düzürü ya. Ne içtin gene bu kadar?
Baştan alacağız. Yönetmen sen mi? Benim. Artist var mı filmde? Artist ne ya? Dur lan dur, aman yeter. Yeterin gari lan. Canıma tek etti, yapıp durmayın o espriyi. Aynı abi, gözünü seveyim, sen de bir düzdür ya. Artist yok filmde, artist yok. Artistsiz film oğlu. En azından bir tane tanıdık yüz olacak. Sen ne iş yapıyorsun arkadaş ya? İnek gidiyorum. İyi git bak bakayım orada artist var mı ineklerin arasında, bak gel. Varsa al gel benim tane. Lan arkadaş herkes her şeyi biliyor ya, kasla cansız sanki amına kodum. Yeterin lan. Ara verin, bir lokma atıştır al. Ayhan! Düştü lan! Oğlum, Galata'nı! Ne cezan? Biri kaldı sonuna. La bırak, kaldırmayın la. Zaten sarhoş. La, yemekler nerede? Yeme la. Daha sabah yedin yemeğe. İki dakika ağzın boş dursun. Ne çektin de ne yemek istep burasın? Senin gibi yapıma da soken, senin yapımcı yapana da soken. Önün arkana gelsin lan. Seni bir soru soracağım ben. Sen bu artistlerden bilen takılıyor mu hiç? He. Geçenlerde Beran Saat'le Starbucks'ta görüntülendi bu. O gün nerede gelecek? Hem biz öyle şeylerin hevesli değiliz. Filme bak. Coşkun amcan King Kong'daki maymunu gerçekten edip durmuş. Gerçek tabi lan. Ben de gerçek diye biliyorum. Tridi o, tridi. Ne tirdisi lan? Tirdisini bandı mı? Kostüm o. Galip böyle şeylerle ben de iddiaya girme arkadaş. Neyse elin bir tane kamera aldın diye adam mı oldun lan? Dingil. Biz de bilip buruz bu sinema işlerine. Ya tamam tartışman, oylama yapam. Allah Allah. Kostüm diyen ne? Bir, iki. Gerçek diyen ne? Bir, iki, üç. Gerçek oylamayla ortaya mı çıkar? Hem bu niye uygulanıp bunu? Niye? O Allah'ın kulu demek, onun fikri yok mu? Ne alakası var ya? Hem de çobanla benim oyun bir mi? Ya o da bir vatandaş işte, onun da hakkı var bir oy. Allah Allah. Kaçı kadar okudun lan sen? İlk okul üç terk. Al. Ben ortaokul mezunu insanım arkadaş. Benim oyunla bunun oyu bir olmaz. Ha siktir lan oradan. Ben de lise mezunu adamın. Seninle benim oy bir değil. Bana iki oy yaz Coşkun amca. Hı. İki, üç, dört. Dört tane gerçek. Şu düştüğümüz hali bak ya. Biz ekip diye aldık bunları yanımızda sinemacı yaptık ya Allah'ım. Sen bana akıl fikri ver yarabbim ya. Çıkamayacağım ben bu işin içinden. Cinsel organa bahçede bulunan Kamil Topgöz arama çalışmaları 6 gündür devam ediyor. İşi gülü Zer Topgöz kocasının hayatta olduğundan endişe ettiğini söyledi. Dur be. Bir kaçırmayacaksın zaten. Ya arkadaş adamı kaçırıyorsun. Neden toptan götürmüyorsun? Aleti kırlanmışsın bir kenara. Kesin mesaj vermeye çalışıyorlar burada. Hemen. Ne mesajmış o? Kısa mesaj. Ne bileyim lan ben ne mesajıymış. Sen birini öldürmeye kalksan böyle mi dersin arkadaş? Ben kimi neden öldürürüm Mustafa abi? Sen de boş boş konuşturursun lan. Bizim mikrofonu çalan yaptı bunu kesin. Caminin mikrofonu çalandan her şeye bekleniyor. Vallahi bence arkadaşlar bu işi garası yaptı. Kamil'in cinsel sorunları mı vardı? Yoksa başka bir şey mi? Arasını bilemeyeceğim. Üler Rıza, insan bildiği dalı kezemeç. Gülizar abla öyle şey etmez. Yıllardır tanırım ben ona. Damga yemeye dayanamaz o. Öyle tavuk bile kesemez o ya. Bence kesin başka bir kadın kaçırdı bunu. Hasedinden kes adı vermiştir dalgayı. Aman. Bir iki güne kadar ortaya çıkar zaten. Miras'tan köpek getireceklermiş. Köpeklerle jandarma evleri didik didik arayacakmış. Bir iki güne kadar bulacaklar elbet. Hadi gariler güneş kaçıyor Allah Allah. Ben size burada film çekmeyeceksiniz demedim mi lan? Tarlan da alır tabi. Burada ne oluyor? Hem çekersem ne olur? Benim amcaoğlunu oynatmıyorsanız çekemezsiniz lan. Oynatmıyorum ya. Oynatmıyorum senin amcaoğlunu lan. Fotojenik değilim. Ne diyor la fotojenik motojenik? O ne alem küfür mü diyorsun lan sikerim fotojenik? Vay! Ne oldu lan? Ne yaptı şerefsiz? Hiç ya. İki tokat sadece. Hemen gidelim. Ozlan'ın burnlarını kıralım. Durun lan. Sağ olsun Kezban kardeş halletti.
Sen böyle dövüşmeyi nerede öğrendin be? Ortaokulda karate kursuna gittiydim ben. Siyah kuşam var benim. Ha, ipim lan kuşam. Neyse. Dövüşünü çekseydik kesin seni oynatırdım ha. Teşekkür ettik. Bir öpücüğü hak ettik gari. Şaka mı bu? Ciddi. Hadi lan oradan. Seni öpeceğim ve huyunu öperim daha iyi be. Ne oldu? Zoruna mı gitti? İnsan sevdiğine vur mu hiç? Ben hem severim hem döverim. Anasını sattım. Bir de bu çıktı başımıza. Ne var oğlum? Kız seni dayaktan kurtardı. Ettiğin lafı bak. He. Önce kurtardı sonra depmeye geçirdi. Kalbini kırdın oğlum kızın. Hiç seni öpeceğimi ineği öperim deneyim mi kıza? Kız deyip durma lan şuna. Bildiğin erkek o. Bıyıkları benden uzun ya onun. Fabrika ayarlarıyla oynanmış. Ya bu kız Aydın'da karate kursuna gitmemiş mi? Hazır oyuncu işte oynadı verem. Ya ben ne diyorum siz ne diyorsunuz ya? Kız bana aşık. Asılıyor bana. At serine gibi yapıştı. Ne var oğlum? Gayet fonksiyonel bir karı işte. Aynı zamanda koruma rahbili kullanabiliyor. Öyle Galip durumları bilmiyormuş gibi konuşma. Bizim gönlümüz bağlı oğlum. Benden uzak dursun başka bir şey istemez. Ya o değildi ben felaket acıktım ya. Ben de çok acıktım şart olsun. Yiyecek bir şey yok mu çıkında? Hepsini yedik siz toplan orada. Ule oğlum azıcık iktisatlı olun be. Aklıma bir fikir geldi. Ne geldi lan? Hani kamerayla böyle gezip gezip lokanta lokanta karnını doyan adamlar yok mu? Ha. Onu adammış gibi yapıp çekim ayağına karnımızı güzel doyalım. Belki üstüne para bile alırız da. İyi fikir la. Yürüyün. Abi. Bu büyük kanallardan birini söyleyeyim de forsumuz olsun. Oldu olacak BBC International'dan geliyoruz diyelim. Ustam bu eşek etinde sos olarak ne kullandınız? Hey yarabbim. Lezzet Yolcuları programından geliyoruz. He? Yemeklerinizin çok meşhur olduğunu duyduk, öğrendik, geldik. Bugün menümüzde ne var? Zeytinyağlı burvasilli var. Hemen alalım, tadına da bakalım. İsim neydi ustam? Recai Usta. Kadir. Evet sevgili seyirciler, bugün Recai Usta'nın yanındayız. Bakalım Recai Usta'nın burvasillisi nasıl olmuş? Sizler için değerlendireceğiz. Gönder gelsin yavrum. Nimetlerinden faydalanacaksın Galip. Aferin lan Nuri. 40 yıldır bu kafan çalıştı ha. Ne oğlum? Lüpür lüpür yiyip duruz ama ustanın bakışlığa bakışlığı ben de yiyiverim bak. Yemek yemeyle kalsak iyi. İnşallah başka bir şey yemeyesin. Lan götür işte ne konuşuyorsun? Sonunu düşünen kahraman olamaz. Ya da aç kalın. Bana bu kadar kuru fasulye yedirmeyeceğimiz iyiydi. Dokunuyor bana biliyor musun? Götür Coşkun amca götür. Kuru fasulyeden hiçbir şey olmaz. Türk aşı bu Türk. Kamera gayet değil mi lan? Değil. İyi, boşuna yakmasın. De, seninki de mi lan şu? Hey gözünü sevdiğim. Ne güzel oynuyor değil mi lan? O tutturdu gitti. Biz daha buralarda sürünelim işte. Olur la oğlu, canı sıkma sen. Hele bizim film bir tutsun, avucunda bilsen ona. Teşekkürler usta. Yemekler bir harikaydı. Buradan bütün izleyicilerimizi Recai Usta'nın mekanına davet ediyoruz. Teşekkürler. Kestik. Sağ ol usta. Tamam teşekkür ama hani bunu yediği lan izinçliğe gittin parası nerede? Reklam ettik ya usta. Nereye lan valla benim yerimin bu mekanın reklam ihtiyacım var. Beni Türkiye'yi dünya tanıttır o. Kaç para borcumuz? 112 lira. Kestirme hesap 110 lira. Anam. Ne yedik lan biz o kadar? Yaramsızlar oy. Öyle bir şarkı yok muydu ya? O değildi iyi yedik ha. Bu kadar mı? Hakkını helal et. Kaç para bu? İşte 50 lira kadar var.
La oğlum bizi sadıkan beri bassınız. Helal etmeyeceğim arkadaş. Haramsızlıktan katran olsun. Dersin dersin götün yüzden çıksın. Nasıl helalleşeceğiz? Nasıl helalleşmesin ma? Vereceksin paramı. Helalleşeceksin. Kalkıp siktirip gideceksin. Bir daha da gelmeyin buraya. Eğer olmadı geçeceksiniz bulaşıkhaneye. Bulaşık gideceksin. Bugün benim bulaşıkım izinli. Bizim bir sürü çekimimiz var daha. Benim hiç çekimimizden. Bana mı sordun? Çekimi yedi yok an. O zaman bir tabak daha pilav yiyin. Hadi anlaşık madem. Pilav güzel olmuş ha. Ondan diyorum. Abi ne olacak? Kanımızlıyorduk sonuçta. Senin fikrini sikeyim Nuri. Bir de üstünü para alırız hep duru. Mal. Sen de bir bırak Coşkun amca ya. Ne yaptırıyorsun sen? Ne çekip duruyorsun? Boş boş mu fiftik edip duruyorsun? Konuşma lan. Çek Coşkun amca çek. Kamera arkası mı bunlar? Kamera arkası. Ne şartlar altında. Film çekti bizi gözüm millet. Film çekip duruyoruz biz. Hayır abi öyle bir halimiz mi var? Olacak böyle şeyler. Bu işin fıtratında var bu. Hadi Galip hadi. Allah! Hadi Galip hadi. Bana doğru, kameraya doğru, kameraya doğru. Gel buna şık servis yapalım gel. Allah sıvı Allah Allah. Ben? Sen gel. Gel. Mesut olur mu bunu azıcık? Nuri, sabah gün doğmadan ardıcımla orada buluşalım. Ya Süleyman yorgunluktan geberip giderin. Gün doğmadan nasıl kalkacağım ben? Konuşma lan. Kalkmazsan ben seni kaldırmasını bilirim. Gün doğumunu çekeceğiz tepenin orada. Aman be, iyi. Bu kim lan? Abi ben bunun dübleriyim. Bas git lan. Dübleriymiş. Coşkun amca kaldır. Kaldır Coşkun amca kaldır ha. Öyle iyi mi? İyi iyi. Ya Süleyman ya. Akşam gıda bulaşık yıkadık. Ben çok yoruldum ya. Yarın çekiverem gardus sahneye. Koy vermeyin la. Bayağı yaraladık filmi. Gevşersek olmaz. Bu sahne çok önemli bir sahne. Çok duygusal sahne oğlum bu. Ağla bakalım çocuğum. Ağla. Ağla. Kim yaptı lan? Ahmet ne yapıyor sen öyle? Sen gülüp durma la. Güzel ağla. Çok önemli bir sahne bu. 3, 2, 1, ağla bakayım. Ağla. Daha çok ağla. Mesela böyle sevgilinden ayrılmışsın gibi mesela. Evet. Kes! Gülme lan sen de. Kim etti oğlum onu yine ya? Üretmeyin şunu, iki dakika film çekeceğiz be. Sahip olun bir, al. 3, 2, 1, kayıt. Ağla çocuk. Ah be Coşkun amca be. Ah be Coşkun amca be. Ulan sesçi olmasan bir şey demeyeceğim de. Sesçi adam da bunu yapar mı ya? Adam kendi aldığı sesi sabote eden mi ya? Bana bu kadar kuru fasulye yedirmen dedim ben size ya. Suç bende mi İngi? Biz yedik. Biz salıyoruz mu? Adam yaşlanınca tabii. Yollar gevşek, çıkış yolu pörsümüş. Tutum hep duru. Kesin lan. Herkes götüm sağa çıksın. Bitirelim garı şu anasını sattım filmden. Ağla bakalım çocuğum sen de. Nereden buldunuz bu çocuğun aşkına bu piçi ya? Alın bunu buradan ya. Ne olur ya sen, ne olur bir şans daha verin, ne olur. Dur lan, dur lan, dur. Oyunculuğu bıraktın, yönetmenin başlamış. Bugün öyle bir film çevireceğim, öyle bir film çevireceğim. Herkes görecek nasıl film çekiyorum. Bu ne doktor? Maalesef kurtaramadık Süleyman Bey. Nasıl şişeceğim ben? Musluğu açın. Cinsel hayatım ne olacak? Cinsel hayatınız sona erdi Süleyman Bey. Daha başlamadı ki ya.
Bu eksikti. Oğlum adam nereden bilecek sizin olduğunuza? Oğlum elimiz kamera, tripod. Köyde bizden başka film çeken mi var ya? Ulan nasıl denk geldi? Bu görüntüleri hemen jandarmaya ver. Adamın yüzünde maske vardı Coşkun amca. Nereden bilsin? Kim olduğunu ben? Beyaz Ford Transit. Köyde bulu belirli ama plakası görünmez ki. Köyde 8-10 kişi var Beyaz Ford. Hem ihbar edersek yakalanmadan gelip kesebilir. Ulan rüyasında görüldüm zaten ya. Ya gençler, siz buna tanık oldunuz. Bu görüntüler jandarmaya verilecek o kadar. Coşkun abi ne jandarmasından bahsediyorsun sen ya? Sinema hayatım sona erecek. Silme kaza başın taş düşsün değil mi? Akıllı olun çükünüzü keserim. Bana bakın gençler. Kimseye bu olaydan bahsetmek yok, tamam mı? İşinde gücünde insanlarız biz ya. Bir sürü işimiz gücümüz var. Sinemacıyız biz. Bırakalım jandarma nasıl çözüyorsun, çözsün bu işi. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Son sahnemiz lan bu gevşeme engel ana. Geçin şunu geçin. Dostum, dostum, dostum.
Durum iyi ama kendine gelmedi. Kısa bir süreliğine hastayı görebilirsiniz. Kimsem yok. Beni yalnız mı bırakacaksın babacığım? Hadi kalk film çeker. Kendine gel oğlum. Süleyman'ım yavrum. Süleyman'ım benim. Kendine gelmişsin. Geçmiş olsun bakalım. Yakını var mı aranızda? Benim, babasıyım. Benimle odama kadar gelirseniz ilaçları yazalım. Oğlum. Hastamızı yormayın ha. Hadi. Çok kokuttun be bizi Süleyman. Ne kokuyorsunuz lan? Daha kalı yapacağız ya. Açık doğrultu bakayım beni. Ben hakikaten öldüğün sandık ha. Dedik bu cartağı çekti arkadaş. Nallığı dikti dedik. Ben de bir yere hakikaten gidiyorum sandım. Böyle bir ışık gördüm. Son bir adam çıktı. Elinde bir tane değnek. Sakalı da vardı tabii. Gel oğlum gel. Bu tarafa doğru gel dedi. Hulya amca dedim. Biz filmciyiz dedim. Şu filmi bitirelim. Ondan sonra gelen bari dedi. Siz filmi çeviriyorsunuz dedi. Öyle cıbıldak karı bilen goman. Hesabını veremezsiniz dedi. Ule dedim. Pornocu muyuz biz dedim. Manyak mı lan sen dedim. Anladım. Anladım beyefendi pek. En az değil mi Burakhan? Peki oldu madem iyi. Tamam oldu iyi günler. İyi günler. Ne oldu? Nedir Duru? Film çekmekle bitmiyor o işler diyor. Aslında ondan sonra çok para ister diyor. Ya kurgusunu bile kendimiz yaptık ya. Sesini müziğini bir şekilde uydurduk. Daha ne olacakmış anasını satayım ya. Ulu reklamdı, kopyaydı, bir sürü şey saydı herif. Siz bu işin içinden çıkamazsınız dedi. Boşuna mı uğraşıyor o kadar biz? Ama yine de birkaç salonda oynatma şansınız var dedi. Onun için de bir dağıtımcıyla mı ne anlaşmak lazımmış. O da en az 5-10 bin lira tutar dedi. O da bir kopya. Oğlum buraya kadar getirdik. Birkaç kopyosun bari girsin gösterime. İneği satacağım ben amına koyayım. Zaten süt mütvediği yok. Olmaz öyle şey Coşkun amca. Ben sana mı sordum ben? İçimden geldi işte. 5000 eda o. Bir kopyadır oğlum. Yarın gidin İstanbul'a. Sokun filmimizi vizyona. Film gözüne amına koyayım. Çükkesini buldular. Çabuk gelin. Çükkesini buldular. Şükür yakalandı peşmenk. Nasıl yakalandı bu ya? Sen hastanedeyken götürdük verdik jandarmaya görüntüleri. Oğlum siz manyak mısınız? Başımıza iş baştıracaksınız. Ya daha ne iş açılacak Süleyman? O herif yüzünden ölüyordun be. Hem o kadar yaptığın yanında kar mı kalacak Allah Allah? Maskesi bahçesinde bulunmuş. Bir de makas. Hani çok kesti. Komutanım valla ben yapmadım. Güle ben yapmadım. Koyuyorum ben. Komutanım ben yapmadım ya. Boş durma hayır. Yapmadım ben. Hepsi yüzden. Cezaevinden bir çıkayım. Keseceğim çukurunuzu. Boş durma hayır. Yürü müsün? Nahkesensin. Hapisi zincire kestik seninki. Bizim hapishanelerde zenci var mı be? Yok mu? Hayırlısıyla bu işte kapandı. Hadi bakalım gençler. İnce doğru İstanbul'a. Bak. Filmimizi vizyona sokmadan köye dönmen sakın. Hadi bakalım. Hadi. Merhaba, iyi günler. İyi günler.
Orçun Bey'le görüşeyim. Randevunuz var mıydı? Randevumuz yok da kendisini bir getirin konuşalım, filmi bir izleyelim dediydi. Kendisi bir yarım saat içerisinde gelecek. İsterseniz şöyle geçip bekleyebilirsiniz. İyi. Olur. Sağ ol. Köyde aynı filmde oynadıydık Kazıklı da. Hatırlamıyorum. Sen ne yapıyorsun burada? Bir film çektim de var, onu vizyona sokmaya geldik şimdi. Ha, sen film çektin ve vizyona sokacaksın ha? Hiç bilesim yoktu. İlahi. Hadi yürü aşkım, gidelim. Kim bu aşkım? Tanımıyorum. Şşt! Oğlum, cici karı kız mı yok lan? Ne tıkılıp kurusun? Geç şuraya otur. Barayın bozma oğlum. Kim lan bu? Nasıl bir cesaretle böyle bir şey bakıştınız? Aptal cesareti olduğunu biliyorsunuz değil mi? Çok kolay sanıyorsunuz değil mi bu işleri? Eline kamerayı alan film çekiyor sanıyorsunuz. Bizim de söyleyeceklerimiz var abi. Tamam, imkansızlıklardan dolayı anlatmak istediklerimizi tam olarak anlatamamış olabiliriz. Bizi küçümsemenize gerektirmiyor yalnız. Neymiş senin söyleyeceklerin? Ya daha doğru düzgün Türkçe konuşamıyorsun. Kalkıp da film çekiyorsunuz. Senin ne haddine? Git koyununu güt. Bak! Tamam. Bırakın bu filmi vizyona sokmayı. Çöpüme bile atmam. Anladınız mı? Lan amına kodumu çocuğu! Senin geçmişini sikerim ben! Şerefsizi bak! Ne güvenliği lan? Güvenlik güvenlik. Sokarım güvenliğe. Yürü! Böyle adamlarla aynı havaya soluyorum, düşünsene. Ya kalkmış gelmiş dağın başından Allah'ın ayısı film çekiyormuş. Neymiş efendim? Söyleyecekleri varmış. Ne söyleyecekse? Dinlemeye değmez birader. Allah'ın köylüsü işte. Söyleyecek ne olabilir ki? Ha bir de bunun şehirli versiyonu var. Sanat filmi çekiyorlarmış. Ya ben para kazanmayacağım işe niye gireyim? Haklısın. Ya ne oldu çılgın kızlar sahilde işi? Giriyoruz bu hafta. Çok güzel para kaldıracağız. Reyna da kutlarız artık. Kızlar benden. Bunu kodum oğlum. Bırakmadın ki dalanı. Dalsana çocuk oğlum. Burası onların çok lideri. Oğlum elim ayağım titretti. Şu halim bak ya. İki dakika şurada soğukla lan bari. İyi gel. Ne oldu lan? Ne kulüp durun? Aklıma bir fikir geldi. Neymiş o? Yürü lan yürü! Hoş geldin. Kendi filmimizi kendimiz izleyeceğiz ama olsun. Bu bir başlangıç. Oğlum günü gelecek bütün memleket izleyecek filmlerimizi. Yavaş yavaş öyle hemen olmuyor ki bu işler. Bayağı bir gelen var be ha. Vallahi epeyce var.
Şşş, nasıl olayım ben? Ha? 10 numarasın George Clooney, 10 numarasın. Oscar törenine git bak, vay ya. Seni kesin George Clooney sanırlar, yemin olsun. George Clooney'nin yanında iyiymiş. He? Çok yakışıklısın deyip durum George Clooney amca. Bu hafta seni karı kız dayanamaz. Süleyman, gelenlerden 3-5 kuruş para toplayalım da yeni film için lazım olur belki. Galiba para mı alınalım? Öteki film biz de parası çekeriz. Ne olacak? Anasını sattım, kameramız var. Oyuncumuz var. Salonumuz da oldu işte. Ey yavrum ey. Hadi gari Süleyman. Başka gelen yok, içeri girelim. Ey asma. Gazıklıköy Film Elik gururla sunar. Bir Süleyman Oturak filmi bu. Yapımcı Galip Cingöz. Başrollerde Sarhoş Ayhan, Galip Cingöz ve Nuri Yiğit. Bir dram filmi bu. Ama içinde komedi de var ha. Trajikomik mi deniyor işte? İşte ne deniyorsa gari ondan bu. Kralistin güzel mi? Karşı bir durak içinde. Çek oğlum çek. Ben bunu sana bakıyorum. Ben böyle... Kimin? Geç onun. Ne olmuş? Onun cıbırların Arif. Bize hareket çektiydin ya. Onun baş parmağı bağladın. Ya Süleyman bırak da filmi izleyeceğim ya. Allah Allah. Kapandı oğlum o konu. Oğlum yanlış adamı tutuklattık le. Le oğlum sakin ol ya. Filmin tadını çıkar. Tebrikler. Daha devam ederiz. Sağ ol. Sağ ol. Çok güzel olmuş. Sağ ol. Evet, sağ ol. Birkaç küfür vardın ya, emme idare edeyim. Beni bak le, mikrofonu gördüm. Yarın getirip gelmezsen ağzınıza sıçam. Sağ ol. Babama selam söyle. Aferin le, aferin. He. Sağ ol baba. Şerefsizler, niye çaldınız lan mutarlığın çıkarını? Çıkar lan, çıkar. Çıkar, kastır lan. Gel bakayım, gel. Sağ ol. Çok güzel olmuş. Sağ ol Osman abi. Sağ ol. Seninle gurur duyuyorum. Aslan oğlum benim. Tebrik ederiz. Tamam Ahmet abi. Tamam. Ekber.
Bağmanın oldu abi senin. Kestiydin. Kesecek bir şey var mı? Kesilecek mi? Yok abi. Ne diyorum biliyor musun Süleyman? Hani Gülbil'in Umut Irman'dan şeyi var ya filmi. Kılıçtan dalıyor. Kafalar gözler yarılıyor falan. Kopuyor. Onun gibi biz de bir film çekelim mi? He oğlum. Ekmek bıçağından kadar dalasın kahveye. Ben çok mutluyum Süleyman. Gel bir öpeyim sana. Sen önce o bıyıklarını kes be. Artık tıraş mı olacaksın? Adım yaptıracaksın bilmeyeceğim. Ne oldu? Zorunlu mu gitti?